Ekrem İmamoğlu bu açıklamasıyla aslında ne demek istedi? Şimdi aslında keşke hoca da ayrılmamış olsaydı da bir tartışma zemini olsaydı ama ben kendisinin söylediklerine hemen hiç katılmadım. Ekrem İmamoğlu şunu unutmamak lazım. Mithat Hoca'nın söyledikleri, Mithat Hoca'nın söylediklerinden devam edeyim. Seçim süreci, seçim sayımı devam ederken aramızda kalsın kazanıyoruz demesinden daha doğal hiçbir şey olamaz. Çünkü sonuçlar henüz gelmeye başlamıştı. Ve CHP'ye gelen sonuçlarda, oy ötesine gelen sonuçlarda, İstanbul gönüllülerine gelen sonuçlarda bunu işaret ediyordu. Ve dahi zaten seçim çok büyük bir farkla, ezici bir çoğunlukla kazanılmadı. Bu seçim sürecini ne? Sonradan dahil olan iki lider vardı, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla seçim kampanyasını yürütme aşaması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisi ve bu stratejiyi uyguladığı, birlikte uyguladığı kurmaylar, kampanya ekipleri, bunların hepsine sonradan dahil olmuş bir lider Ekrem İmamoğlu. Üstelik hemen ertesi günü, en yakın zamanda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe gömülmüşken ve bu sessizlik çok eleştiriliyorken kameralar karşısında geçip değişim deme cesaretini göstermiş bir başkandan bahsediyoruz. Bir de şunu unutmayalım. Ya Kemal Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 3 kez seçim kazanmış bir liderdir Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bugün sadece değişim önerisini getirmiş bir lider değil, aynı zamanda CHP'nin bugünkü başarısının mimarlarından biridir İstanbul'da yaptığı eylemlerle. Dolayısıyla kendisinin tüzük kurultayında konuşmasından daha doğal bir şey yok. Bu tüzük kurultayı da zaten hocanın işaret ettiği gibi belediyenin uhdesinde değil, İstanbul İl Başkanlığı'nın uhdesinde yapılmış bir kurultay. Üstelik bu kurultayda Özgür Çelik tarafından sahiplenen bir kurultayken bu kurultay sonrasında verdiği röportajda ne dedi? Biz STK'larla, akademisyenlerle bir arada bu çalışmaları yürütüyoruz. Bundan daha doğal, daha doğru, daha iyimser hiçbir şey yok. Sadece CHP için değil, Türkiye için. Çünkü bu bir tüzük kurultayı. Bu bir parti programı değil. Dolayısıyla da tüzüğün elbette STK'larla, akademisyenlerle, CHP'li üyelerle, delegelerle konuşulması, tartışılması ve bir çalıştay yapılması son derece verimli bir konu. Ha, bu çalıştayın çıktısına elbette bakacağız. Eğer tüzük kurultayı Türkiye'nin refahı, CHP'nin doğru konumlanması için işaret etmesi gereken yerle işaret etmiyorsa o zaman elbette eleştiririz. Ama bugün oturduğumuz yerden vay efendim Ekrem İmamoğlu nasıl böyle bir şey söyler? Nasıl olur da İBB uhdesinde bir çalıştan yapıyor demenin nasıl bir manası olduğunu açıkçası ben anlayamamış durumdayım. Bunun yani bu tür eleştiriler elbette hele de Sayın Hocam benim görüşlerimi ne çok değer verdiğim bir hoca, Mithat Hoca. Ama bu konuda kendisiyle hiçbir şekilde hemfikir değilim. Tam tersi bu tüzük kurultayının, bu çalıştayların keşke ben öyle bir bilgim vardı ve reklam arasında baktım bulamadım. Keşke Türkiye'nin her yerindeki CHP'liler böyle çalıştaylar yapsa da tüzük kurultayında en doğrusunu bulsa bu parti. Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği değişim, tüzük değişimi zaten. Ama bu değişim sert ifade ediliyor ve eğer bu değişim başka bir şey ifade ediliyorsa, başka bir işareti de varsa zaten Ekrem İmamoğlu'ndan ya da çevresinden yakın zamanda bunu duyacağız. Ama şu anda ben bütün bunları çok normal, çok pozitif olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konuya da müsaade ederseniz. İliç meselesi. İliç meselesine buyurunuz. Girmek isterim. İliç meselesiyle ilgili bugün böyle bir boşlukta televizyonu açtığımda Sözcü Haber'in İliç'e bir muhabir yerinde haber yaptığını görünce arkadaşlarla şöyle bir yorum yaptık ekipteki. Ya ne güzel İliç'e bir muhabir gitmiş. O yüzden ben Sözcü Haber'i tebrik ederim. Çünkü bugün bütün kanallara takip ettim. İliç'te hiçbir kanalın bir muhabiri yoktu diye biliyorum. Gönderdilerse onları da tebrik etmek lazım. Şimdi Anagold Madencilik kim İpek Hanım? Kanadalı bir şirket. Fakat daha önemli bir şey var. Anadolu Gold'un küçük ortağı kim? Yani Türkiye'de bu işleri birlikte yaptığı küçük ortak kim? Çalık Holding. Çalık Holding kim?
Sabah gazetesinin neredeyse hediye edildiği, Berat Albayrak'ın yıllarca CEO olduğu, Erdoğan'ın çok sevdiği iş adamlarından biri. Kuşkusuz bu İliç'teki maden arama aşamalarında en çok gelir kaydeden sadece Kanadalı firma değil, aynı zamanda küçük ortak olan Türk ortağı da. Bunun altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Kanadalı firma gelip tek başına bu işleri yapmadı. Peki bu lisansları, bu kaybedildiği söylenen lisansları veren kim? Murat Kurum adeta seçim kaybını ödüllendirir gibi tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yine hediye edilen Murat Kurum. Bu lisansları onlar verdiler. Bu lisansları onlar verdiler ve ÇED raporu için kıyamet koptu. Çevreciler ayaklandı. İliç'teki maden faciasında ilk maden faciası bölgesine sokulmayan kimdi? Hatırlayalım. Çevreciler, çevreci STK'lar. Maden yapılmasın diye eylem yapan STK'lar. Şimdi lisanslar, yani çevre etki değerlendirme raporunun olmadığı ve bu lisansın iptal edildiği söyleniyor. Ve bakın yine sizin haberde, sizin de okuduğunuz gibi sadece sadece çevre etki raporundan bahsedilmiyor. Aynı zamanda bir fay hattının orada olduğundan, Jeoloji Mühendisler Odası itiraz ediyor, Orman Mühendisleri Odası itiraz ediyor. Ve bir yandan bulamadım ama lütfen izleyiciler ya da rejimiz bize söylesin. Çok büyük bir metrekareden bahsediyoruz. Yani oradaki sadece köy halkının sağlığının etki ettiği bir metrekarelik alandan bahsetmiyoruz. Hektar hektar alanlar zehirlendi. Madencilerimiz öldü. Geri kalan 1900 kişilik işçi de şu anda neredeyse ölüme terk ediliyor. Böyle bir ekonomik ortamda onlar da kapı dışarı ediliyor. Ve bir de şunu da hatırlatmak lazım. Biliyorsunuz Erzincanspor'un adı artık Erzincanspor değil. Anagold Erzincanspor. Buna kim aracılık etti? Yine AK Parti'nin muktedirlerinden, yine İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde yarışan Bin Ali Yıldırım'ın aracılığıyla Erzincan Anagold Erzincanspor oldu. Lisanslar hediye edildi, madenciliğe salık verildi, işçiler ölüme terk edildi, işçilerin naaşlarını bile bulamadık. Ve şimdi bütün lisanslar, ay pardon biz çok büyük bir hata yaptık, lisanslar iptal ediliyor ve madenciliğe son veriliyor. Çok yazık. Yani bu ülke için çok yazık. Erzincan halkı için çok yazık. Korkunç, vahim bir tablo ama bu tabloyu ortaya çıkaran muhabir arkadaşınıza da tekrar tebrik evet, etmek isterim. Deniz Gez'in ellerine sağlık, kalemine İpek, sağlık bir şey diyelim. Söylemek istiyorum ben de çok kısa. Tabii kimden geldiğini sesin? Çok. Ozan Bey galiba. Ozan, senden mi geldi ses? Evet, 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 evet. Ekranda değildin, kimden geldiğini göremedim, kusura bakma. Estağfurullah. Yani Ceren Hanım'a çok, hani çok kısa katkı sunmak isterim. Çok doğru, çok güzel şeyler söyledi aslında. Yani doğru ifade etti. Şimdi burada şunu görmek gerekir. Yani merkezi yönetimin yoksullukla mücadelede yetersiz kaldığı yerlerde en hızlı ve doğrudan mücadele eden kurumlar mahalli idareler.